Uzara. Güney Afrika'da yetişen uzara bitkisi çok önemli özellikleri var. Nedir bu özellikler? Bu gördüğünüz bitkinin bir çeşidi Türkiye'de yetişmekte. Uzara dediğimiz bu bitki, Türkçe ipek otu dediğimiz, buna benzer bir türü var. Neden ipek otu denir? Kozalakları aynı çam kozalağına benzer ve ipeğimsidir. O nedenle ipek otu diye de anılır. Çiçekleri şu şekilde, çan şeklinde. Gördüğünüz gibi güzel bir çiçek var. Şu meyveye dönmüş hali. Bu da meyvesinin olgunlaşarak dökülüyor. İçerisinde de tohumları var. Fakat uzaranın yaprağı çiçeği değil, meyvesi değil, kökü kullanılır. Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda uzara kökünden elde edilen damla ve drajelerin her türlü ishali önlediği belgelenmiştir. İshal, hafif, basit, sıradan ishal, kolay tedavisi. Fakat dizanteri nedeniyle kanlı kanamalar oluyorsa, kanlı ishal oluyorsa çok çok tehlikeli olabilir. Bu gibi durumlarda mutlak suretle tedavi gerekir. Ve bunda en önemli, en etkili bitki bu gördüğünüz uzara. Uzara kökünün ekstraktı, nane ekstraktı, laden ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı içerir ve bu uzara forte her türlü ishali önler. Evet. Basit ishal rahatsızlıklarının içinse özel bir, özel ve çok basit bir tip vereyim. Almanya'da 8-9 yaşlarında bir genç, tanıdığım bir ailenin ishal olmuş, hastaneye kaldırmışlar. İshali durmuyor. Birkaç gün ishal kesilmeyince hastaneye kaldırmışlar. Salgın bir hastalıktan, enfeksiyondan dolayı hastane çocuklarla dolmuş. Çocuk hastanesi. Ve bütün çocuklar ishal. Doktorlar ilaç, iğne vesaire her şeyi deniyorlar. İshali durduramıyorlar. Kontrol edemiyorlar. Ben dedim ki tanıdığım Ahmet Bey'e, ben çok kısa sürede iyileştiririm. Çok basit. Neymiş dedim. Çok kolay dedim. Ona kahve, normal kahveyi hazırlıyorsunuz. Üzerine limon suyu sıkıyorsunuz. Mesela yarım fincan kahveye yarım fincan limon suyu katıyorsunuz. Şeker yok. Yarım fincan kahveye yarım fincan limon suyu katıp içiriyorsunuz hastaya. İshali 10 dakikada keser. Ve çocuk benim göndermiş olduğum bir termos dolusu ona özel bir her ihtimale karşı limonlu kahve hazırlamıştım. İçtikten hemen sonra ishali kesildi. Birkaç saat sonra doktorlar şaşırmışlar, Alman doktorları demişler ki ya bütün çocukların hastanede ishali devam ediyor ama bu çocuk ishali nasıl kesildi demişler. Ahmet Bey'in hanımı da İbrahim Bey ona özel bir limonlu kahve hazırladı. Geçti demişler. Hastane beni çağırmış. Ne yaptınız, nasıl yaptınız da bu çocuğu iyileştirdiniz. Dedim ki limonlu kahve. Şekerli kahve değil, limonlu kahve. Valla çok güzelmiş dediler. Biz de deneyelim. Hemen hastanede yatan bütün çocuklara, Almanya'da doktorlar her şeye açık. Yeter ki tedavi etsin. Burada olsa, Türkiye'de olsa asla olmaz derler ve kapıyı gösterirler. Lütfen çıkın derler. Yasak vesaire derler. Açık olmak gerekir. Yeni fikirlere, yeni düşüncelere, yeni görüşlere, dünyaya açılmak gerekir. Hep böyle benim bildiğim doğrudur demek yanlış. Yıllar önce kardeşime kız istemeye gittik. Frankfurt'tan Stuttgart'a giderken yolda yazın
üstte sıcak bir hava, güneş, alttan da sürekli klimadan soğuk hava geliyor. Klimayı açmış vatandaş, sürekli soğuk hava alttan geliyor, üstten de sıcak. Ne oldu? Stuttgart'a vardık, baş ağrısı, karın ağrısı, ishal. Ev sahibi dedi ki, ne içersiniz? Herkes dedi ki, çay içerim, kahve içerim. Bana geldi sıra. Ben dedim ki, ben limonlu kahve içerim. Güldüler, dediler ki, bu da yeni mi çıktı? Evet, yeni çıktı. Lütfen bana kahve getirin. Bir de yarım limon getirin. Limonlu kahve içeceğim. Dediler ki, hadi bakalım. Siz bir yeni buluş buldunuz herhalde. Ya. Tanıyorlar beni. Limonlu kahveyi içtim. 10 dakika sonra baş ağrısı, karın ağrısı, ishal, hiçbir şey kalmadı. Limonlu kahve basit ishalde çok çok etkili. Fakat dizenteride, bağırsak kanamasında, ağır vakalarda uzara forte, durdurulamayan, önlenemeyen ishali önlemek için uzara, dünyada ishale karşı en etki bitki ve hiç canlı etkisi yoktur. Yani ishal önlenemezse kişide aşırı vitamin, mineral, enzim kaybı, Allah korusun, önce halsiz, dermansız, yorgun, bitkin bırakır kişi, sonra da ölüme kadar gidebilir. Tabii tehlikeli olabilir. Bu nedenle tedavisi mümkündür. Hürmetler, saygılar.